Eğer diyor Kur'an'ı anlamıyorsan diyor, kendi kendine oturup vesvese etme olumsuz diyor böyle zaman. Ya bir tefsiri vardır, ya bir tevili vardır, ya bir tabiri vardır de, çirkin düşüncelere girme diyor. Ya anlamazsın diyor, bilmezsin sonra mahcup olursun diyor. Hem mesela bir vakit huzur-u nebevide derin bir ses işitildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti ki bu gürültü 70 senedir yuvarlanıp ta ancak bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Yani bayağı bir gürültü duyuluyor. Ve 70 yıldır bir taş diyor cehennem tarafına doğru gidiyordu. Şu an cehennemin dibini buldu diyor. Tabii mana veremiyorlar sahabeler yani bir garip yerine gidiyor. İşte bu hadisi işiten hakikate vasıl olamayan inkara sapar yani anlamıyorsa kendi kendini reddeder diyor. Halbuki 20 dakika o hadisten sonra katiyetle şahitlerle de sabittir ki biri geldi Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselama dedi ki meşhur münafık 20 dakika evvel öldü. Ya maşallah. 70 yaşına giren o münafık cehennemin bir taşı olarak bütün müddeti ömrü tedennide esveli safiline küfre sukutundan ibaret olduğunu gayet baliyane bir surette Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beyan etmiştir. Yani o gürültü mesela herhangi bir şeyden olmuş olabilir. Ama cehennem tarafına düştü şu anda. Ama aynı anda da adam cehennemin dibini bulmuş oluyor. Yani fakat onu uygun bir dille anlatmış oluyor Peygamberimiz. Yani bir harika oluşturacak tarzda anlatıyor. Yani genellikle hep böyle kapalı tevhidli birçok açıklama söylüyor Peygamberimiz. İşte olacak olayları söylüyor ama yavrum diyor mesela sen benden diyor akşam yemeğini yiyeceksin diyor. Farz edelim akşam yemek ya. Halbuki öleceğini söylüyor. Akşam öleceğini söylüyor. Akşam cennette benden yemek yiyeceksin anlamına geliyor. Ama sonra anlıyorlar onun anlama geldiğini. O kişi vefat ettiğinde anlaşılıyor. Yoksa evine girip yemek yiyecek zannediyor adam yani. O şekilde konuşması oluyor. Diyorlar ya Kur'an sadece Arapça anlaşılır. Fusilet 44'te Cenab-ı Allah diyor ki eğer biz onu acemi, Arapça olmayan bir dilde olan Kur'an kılsaydık ya yani Fransızca veya İngilizce, Türkçe olarak Kur'an kılsaydık herhalde derlerdi ki onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Yani Arap olanı acemi, biz nasıl anlayacağız? Bu yabancı dilde böyle Kur'an olmaz. Bilmemiz için işte Fransız olmamız lazım veyahut İngiliz olmamız gerekir derler diyor Allah. Allah diyor ki, de ki o iman edenlere hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarına bir ağırlık vardır. İman etmeyenlerin ise kulaklarına bir ağırlık vardır. Ve o Kur'an onlara karşı bir körlüktür. Göremezler diyor. İşte onları sanki uzak bir yerden seslenilir. Allah hiç fark etmez diyor hangi dilde olduğu. Yani Arapça olarak bir başka dilde yani inkar ettikten sonra ediyorlar diyor mesela. Edenler var diyor böyle. Yani dil farklılığına göre anlatmıyor. Şimdi ne diyorlar? Arapça bilmeyen Kur'an'ı anlamaz diyor. Ayette diyor ki hiç fark etmez diyor Cenab-ı Allah. Başka bir ayette şeytan Allah'a sanırım andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Fakat insanların çoğu inkarda ayak direttiler diye bildiriyor. Maşallah. Hem hidayet hem şifadır diyor Allah. Şifa. O mesela şifa olması bir mucize. Onun ayrı incelenmesi lazım. Bak Arap olanı acemi deyin alay ederler diyor. Başka dilde Kur'an geldiğini alay ederler diyor. Ya Allah hiç fark etmez diyor. Yani Arapça olması, Türkçe olması fark etmez. Mühim olan Allah'ın hükmü olması diyor.